Değerli Master Haber TV izleyenleri, hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız ve vatandaşlarımıza yıllardır Türkiye'de tartışma konusu olan yılbaşı kutlanmalı mı, kutlanmamalı mı diye bir soru yönelteceğiz. Bakalım vatandaşlarımız bu konuda ne düşünüyor? Yıllardır bir problem konuşulan, tartışılan bir konu. Türkiye'de yılbaşı kutlanmalı mı, kutlanmamalı mı? Aslında kutlanmalı ama bu sene şu son birkaç gün önceki verdiğimiz şehitlerden sonra yani yas bile ilan edilmedi. Bu sene kutlamayı düşünmüyorum şahsen. Biraz dini açıdan da konuşuluyor. Yani haram deniliyor. Mı değil mi? Bununla ilgili düşünceniz ne? Anneannem mesela der ki sen yılbaşında sabaha kadar namaz kıl, sonra ne yiyorsan ye. Ama yılbaşı kafirlerin iş falan diye bilmiyorum. Ya biz özgür bir ülkede yaşıyoruz ve herkes yani isteyen istediğini yapmalı. Bundan rahatsız olanlar kutlamaz. Kutlamak isteyen de kutlar yani. Dini açıdan yaklaşımlar var. Günah olduğu, haram olduğu söylenir. Bununla ilgili bir görüşün var mı? Yani günah olup olmadığını ben bilmiyorum ama yani bunu günah olarak görenler de kutlamasın ama kutlayanları da bence yargılamamalılar yani. Sonuçta kişinin kendi seçimi yani. Türkiye'de yıllardır tartışılan bir konu var. Yılbaşı kutlanmalı mı, kutlanmamalı mı diye. Bununla ilgili bir düşüncen var mı? Vallahi isteyen kutlasın, istemeyen kutlamasın. Herkes kendi haline bırakmalarını diliyorum. Biraz dini bir açıdan da bakılıyor. Yani, hani günah mı, değil mi, haram mı, değil mi? Bununla ilgili bir düşünce. Yani herkesin dini kendine bence. Kimsenin kimseye karışma hakkı yok. Abi bence isteyen kutlasın, istemeyen kutlamasın. Herkesin kendine özgürce. Yani uluslararası bir dünyada yaşıyoruz. Herkesin kendi isteğine göre kalmış bu olay. Peki dini açıdan bir değerlendirme yapabiliyor musun bu konuda? Dini açıdan ben de yani herkesin kendine diyeceğim. Herkes özgürce yaşayabilir hayatını sonuçta. Bu konuda nötrüm. Çünkü bir yandan baktığımda evet haram ama diğer yandan da eğlenceli oluyor. Ben kutluyorum yani. Şu an o kadar bir şey diyemeyeceğim. Dini açıdan yaklaşımı nasıl buluyorsun peki bu konuda? Dini açıdan yaklaşımını biraz haklı buluyorum, biraz da saçma buluyorum. Her konuda böyle dini şeylerin günah olduğunu falan söylüyorlar ama bu kadarı da yani şey çok fazla. Yılbaşı kutlanmalı mı, kutlanmamalı mı? Dini açıdan bakıldığında kutlanmasın diyenler var. Ya yılbaşı bence biraz dünyanın da hani toplu bir kültür haline geldi. Birazcık tek bir hani düzene uyulmak istiyor olabilir. Hani Müslümanlıkta da biraz hani bunun endişesi var. Ama bence bakıldığında hani Türkiye laik bir toplum ve hani Müslüman olan kişiler ve hani çok dini şeylere hani düşkün olan insanlar kutlamasın. Ama hani gidip de insanların hani kutlamasına karışmak yani yanlış bir şey. Hani çok tarz bu tarzda insanlar var. Yani ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama hani ben kendimce ben kutluyorum. Bu kadar insanın laf etmesini de pek anlamıyorum. Yılbaşı kutlanmalı mı, kutlanmamalı mı? Bence kutlanmalı. Noel belki Hristiyan veya Müslüman olmayan dinler hakkında da şey olabilir ama yani bizim kutladığımız şey yeni yıl olduğu için bence din açısından bir sıkıntı teşkil etmiyor. Bana göre haram değil. O yüzden kutlasın yani, kutlasın isteyen. Yılbaşı kutlanmalı mıdır, kutlanmamalı mıdır diye. Senin görüşün ne bu konuda? Ben yeni yılın gelişini kutlayabilirim. Bu benim için gayet doğal bir şey. Yeni yıl sonuç olarak insanlara manevi açıdan bir hissiyat veriyor. Ve ben bunun kutlanmasını sakıncalı görmüyorum. Biliyorsun bundan önce yani yeni yıldan hemen önce Christmas var. Yabancılar için daha önemli olan Christmas bayramı var. Nasıl bizim Kurban bayramımız, Ramazan bayramlarımız varsa onların da Christmas bayramları var. Ve bu bayramlarda aileleriyle bir araya geliyorlar, tatile gidiyorlar. Bunun kutlanması da benim açımdan sakıncalı bir durum değil. Yani kutlayan insana bir şey demem, kutlamayan insana da bir şey demem. Ben yeni yılı kutlanmasının haram olduğunu düşünmüyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum aynı zamanda. Oradaki kültürü de gördüğüm için bizim burada kutladığımız yeni yılla onların kutladığı çok farklı olduğu için ben herhangi bir sakınca görmüyorum. Bence yapılmamalıdır çünkü biz Müslüman bir ülke olduğumuz için yılbaşını tasvip etmiyoruz. Dini açıdan bakıldığında haram, günah olarak nitelendiriliyor. Evet. Ama şöyle de söyleniyor. Şimdi bir Noel, bir de yeni yıla giriş var. Şimdi Noel'i kutlamak evet olabilir deniyor. Evet. Günah olabilir ama yeni yıl için görüşler aslında çoğunlukla böyle değil. Ne dersiniz bu konuda? Ya yeni yıl evet, yeni yıl kendince kendi içinde yapıyorsun. Zaten hicri yılbaşını kutluyoruz. Hani o ayrı bir mesele. Hicri yılbaşını kutluyoruz, doğum günlerimizi Peygamber Efendimizin. Ama Noel olarak yılbaşı adına evine yani bir çeriz, bir çekirdek bile alırsan günah. Kişinin kendi görüşü, istiyorsa kutlar, istemiyorsa kutlamaz. Ben de kutluyorum.
normal bir şey. Çünkü yani yeni yıl ve sevdiklerinle, ailenle, arkadaşlarınla, sevgilinle girmek yani çok normal. Aslında kutlanmamalı denilmesinin en büyük sebebi dini açılar. Yani haramdır, günahdır. Kimsenin dini kimseyi ilgilendirmiyor. Herkes kendine Müslüman. Hristiyan kendine Hristiyan. Kimseyi ilgilendirmiyor.